Abdurrahman Dilipak, savaş başlıyor. Amerika Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper istifasını sundu. Bu önemli. Amerika derin devletinde savaş yaklaşıyor. Öte yandan Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevine kampanya döneminde yakın ekibinde yer alan emekli kor general Michael Flynn'i getireceği iddia ediliyor. Flynn daha önce Amerika'nın Fethullah Gülen'le ilişkisini eleştiren bir yazı yazmıştı. Clapper'ın başında olduğu ulusal İstihbarat direktörlüğü, 11 Eylül'ün ardından istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi amacıyla kuruldu ve çatısı altında Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Savunma İstihbarat Teşkilatı DIA dahil 17 farklı istihbarat kuruluşu bulunuyor. Yaklaşık 197 bin kişinin istihdam edildiği bu yapının toplam bütçesi 52 milyar dolar. Bakın size söylüyorum bu Gülen denen adam Amerika, İngiltere, İsrail, Vatikan, Fransa, Almanya, Benelüks ülkeleri ve NATO'nun başını da yakacak. Bakın bu yapının içinde NSA diye bir kuruluş da var. Tam Gülen'in işi. Adam yarım asırdır Tere kulak. Ulusal Güvenlik Dairesi National Security Agency NSA, Amerika'nın en çok istihbara toplayan teşkilatı olduğu tahmin edilmektedir. Kriptoloji üzerine uzman olan bir teşkilattır. 4 11 1952'de resmi olarak kuruldu. Yabancı ülkelerin iletişimlerini telefon, e-posta vesaire dinleyerek bilgi toplarlar. Ayrıca Amerikan hükümetinin iletişimini yabancı teşkilatlardan korumak da onların görevidir. Çalışan sayısı 30 bin civarı olabileceği tahmin edilmektedir. Bunun büyük kısmını da matematikçilerin oluşturduğu ve NSA'in içinde en çok matematikçiyi barındıran kurum olduğu söylenir. İnternet, telefon görüşmeleri ve e-postaları da izlerler. Dünyadaki en büyük telefon görüşmeleri arşivine bu teşkilat sahiptir illegal olarak sivillerin telefon görüşmelerini kaydettikleri ve telekomünikasyon şirketlerinden telefon kayıtlarını istedikleri ortaya çıkmıştır. NSA 1990'lı yılların başlarında 96 ülkede yılda 3 milyon görüşmeyi dinleyebilecek kapasiteye gelmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. Bu işin içinde Google'da var global sosyal medya ağları ve VoIP security yazılımları da bu yapıyla ilişkili olsa gerek. Cemaat de bir yandan CIA ile öte yandan bu ağ ile yakın ilişki içinde. Cemaatin kripto isimlerinden bir kısmı Google bu yapı ve bu yapıyla ilişki kuruluşlarda istihdam edilmiş durumda. Yani bu yapı cemaatin arkasında ve cemaat de bu yapının içinde iç içe geçmiş bir yapıdan söz ediyorum. Bu ilişki devam ediyor. Bu ülkelerdeki istihbarat bilgileri Iran Gate, Watergate gibi skandalla bir şekilde ortaya çıkmazsa ya da bir hacker grubu bu arşivlerdeki gizli bilgileri de şifre etmezse biz işin hakikatini tam olarak asla öğrenemeyeceğiz. İşin sırrı Amerika, İngiltere, İsrail, Vatikan istihbarat arşivlerinde gizli. Bakın Gülen kaçsa, iade edilse, tutuklansa, ölse de bu ilişki devam edecek. Bu okulların çoğu böyle bir istihbarat ilişkisinin paravanıydı, truva atıydı. Onun için Amerika-Gülen ilişkisi karmaşık ve derin bir ilişki. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı'nın bunu bilerek görerek bir politika geliştirmesi gerek. Yani demem o ki Amerika'nın Gülen hakkında bir karar vermesi sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Siz Baylock'tan söz ediyorsunuz. Baylock bilişim uzmanı olmayan kişilerin kullandığı yaygın bir ağ. Asıl çekirdek kadro deep web kullanıyor. Raspberry Pi kullananı da var. Uydudan GSM erişimli, NSA kanalıyla doğrudan uydu bağlantılı özel haberleşme ağları var. Zaten kaçak imam Öksüz'ün de bu hattı kullandığı belirlendi. Ben Raspberry Pi ve deep web'i yetkililere anlatmaya çalıştım ama bakın bu yapının içinde Gülen'in kendini kainat imamı gibi takdim etmesi tepedekiler için çok da önemli değil. Gülen elleri altında yüzlercesi bulunan bir taşeron. Gülen muhteris bir adam. Patronları gözünde taşeron olsa da kendini dev aynasında görüyor ve bu gücü kullanarak kendine bir alan açmaya çalışıyor. Yani hizmet ettiği örgütü de kullanmaya çalışıyor. Trump tarafından ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atanması beklenen emekli kor general Flynn bir süre önce Fethullah Gülen'le ilgili bir yazı kaleme almış ve bu yazısında arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu askeri terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington Türkiye'nin Usame Bin Laden'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame Bin Laden'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık yorumunu yapmıştı. Aslında Free'nin demeye çalıştığı da tam yukarıda ifade ettiğim konu. Bu ifadeler gelmekte olan bir hesaplaşmanın ayak sesleri gibi geliyor bana. Amerika derin devletinin içinde bir hesaplaşma yakın. Halkın bunu anlaması için 11 Eylül benzeri bir dış tehdit gündeme gelirse şaşırmam doğrusu. Bakın tekrar yazayım. National Database, milli bilgi bankanız olmadan, kendi güvenlik yazılımınız ve süper bilgisayarınız olmadan ne siber savunma yapabilirsiniz ne siber istihbarat ne de siber savaş. Önce içinizde bunu engelleyenlerden kurtulun bana kalırsa. Ben 10 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum anlatamadım. Bakın yapılanlar yapılıyormuş gibi görünen şeylerdir. Faydasız değil ama asıl olan değildir. İTÜ'de süper bilgisayar da yapılıyor tamam faydalı. Ben o arkadaşlarla da konuştum. Ama daha öte bir şey söylüyorum. Bunun ayrı yasası... En azından kanun kuvvetinde kararnamesi olması gerek. Yoksa ne olur biliyor musunuz? el ayağı boş değil, yaptığı iş değil olur. Sadra şifa olmaz, yapıyormuş gibi yapmış olurlar. Faydadan hali olmaz ama Türkiye'nin nasıl ihtiyaç duyduğu iş yapılmamış olur. Bu işe harcayacağınız para inanın anında size geri döner. Daha fazlasını ithal yoluyla dışarıya ödüyoruz. Bu ciddi bir istihdam alanı. Basın niye bu konuda sessiz? Üniversiteler niye sessiz? Meslek odaları, STK'lar, sektör aktörleri İktidar muhalefet niye sessiz? Niye? Ben bir kere daha söylemiş olayım. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.